Kemal Atatürk'ün 1920'de Türk milletin bağımsızlığı yolunda attığı ilk adım olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 95. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlanmak için toplanmış bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Açılış, saygı duruşu ve istiklal marşı, günün anlam önemini belirten konuşma, şiirlerin okunması, Tarzan'ın ilkokulu öğrencilerin hazırlamış oldukları müzikli gösteriler ve skeçler, Tarzan'ın ilkokulu öğrencilerin müzik kulübünün bağlama gösterisi, Şehit Binbaşı Ercan Kurt Ortaokulu öğrencilerinin hazırlamış oldukları tiyatro gösterisi ve koro yarışmalar kapanış. Şimdi sizlere Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş Türk büyükleri adına bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum. İstiklal Marşı'nı yönetmek üzere Şehit Binbaşı Ercan Kurt Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Hakan Önder'i buraya davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Muhtarlarım, değerli meslektaşlarım, çok kıymetli velilerimiz, misafirlerimiz ve geleceğimizin teminatı olan sevgili öğrencilerim. Bugün burada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı her sene olduğu gibi coşkuyla ve gururla kutlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Nedir ulus? Ulusal egemenlik nedir? Ulusal egemenlik ve çocuk kavramları
o büyük dehanın aklının aydınlığında nasıl bir araya gelmiştir? Ulus aynı sınırlar içerisinde ortak bir dil, ortak bir kültür ve ortak bir amaç temelinde yaşayan ve bundan sonra da gelecekte de bir arada yaşama kaygısı güden insan topluluğudur. Ulusal egemenlik bu ortak dile, kültüre ve amaçlara sahip insanların geleceklerine yön verme hakkını elinde tutmasıdır. Atatürk bunu ulus egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek en iyi şekilde özetlemiş ve açıklamıştır. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve ulusal egemenliğin ilan edildiği günü Atatürk neden çocuklara bayram olarak hediye etmiştir? Çünkü çocuk umuttur. Çocuk özgürlüktür. Dürüstlüktür. Çünkü çocuk hayal ettiğimiz geleceğimizin anahtarıdır. Egemenliğin ulustan alınıp bir zümreye ya da bir kişiye verilmesinin gelecekte birlikte kardeşçe aynı sınırlar içerisinde yaşamamızın önüne geçilmesinin önünde dikilecek en mutlak güçtür ulus, çocuk. Sevgili çocuklar, bizim sizler için hazırladığımız bu gelecekten sizlerin çok daha iyi bir geleceği hazırlayacağınıza yürekten inanıyorum. Bunu Atatürk devrimleriyle aydınlanmış pırıl pırıl yüzlerinizde görüyorum ve sizlere inanıyorum. Unutmayın ki bu okuldan mezun olup giden her birinizin isminin altında okuduğunuz aziz şehidimiz Ercan Kurt'a karşı bir minnet borcu vardır. Ve bu minnet borcunu ödemek için gereken kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Şimdi de Tarzalan Beldesi Belediye Başkanı Sayın Tuncay Görmen'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Müdürüm, Müdür Yardımcım, Okul Aile Birliği Başkanım, saygıdeğer muhtarlarım, değerli öğretmenler, sevgili öğrenciler, saygıdeğer terzanlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programına hoş geldiniz. Evet, Cumhuriyet'in geleceğini gençlere ve yarının sahipleri çocuklara emanet edecek kadar çok çocuklarımıza ve gençlerimize güvenliği ifade eden Atatürk onlara bir de bayram hediye etmiştir. Bugün de bizlere düşen görev atamızın emanetlerine sahip çıkmaktır. Atamızın emanetlerine sahip çıkmayı da daha çok çalışmak ile başarabiliriz. Bizler gençlerimize güveniyoruz, inanıyoruz. Ve gelecekte çok daha güçlü bir Türkiye olacağını biliyoruz. Evet gençler, birbirimize güvenelim, inanalım, çok çalışalım. Bu duygularla bütün çocuklarımızın 23 Nisan bayramını kutluyor. Programda emeği geçen tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Çanakkale Savaşları'nın 100. yıl vesilesiyle tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle minnetle anıyoruz. Ayrıca kutlu doğum haftanızı ve Regaip Kandilinizi kutluyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Şimdi günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmak üzere Şehit Binbaşı Ercan Kurt Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Tuğba Özkan'ı buraya davet ediyorum. Evet.
başkanım, sayın müdürlerim, değerli öğretmenlerim, kıymetli misafirler, sevgili arkadaşlarım. Bugün 23 Nisan 2015. Bu millet ve bu vatan için önemli bir dönüm noktasıdır 23 Nisan. İşgalci devletlerin baskısı altında görevini yerine getiremeyen Osmanlı Meclisi'nin yerine bu milletin gerçek sesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş tarihidir 23 Nisan. Ulusumuzun egemenliğinde önemli bir basamaktır 23 Nisan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihleri vatanın işgalci devletlerinin işgalci ordularıyla dolu olduğu ve Türk'ün eşsiz bağımsızlık mücadelesi verdiği zamanlara denk gelmektedir. Bu tarihlerde bu vatanın evlatları, aziz ecdadımız büyük bir bağımsızlık aşkı taşıyarak eşsiz bir zafer kazanmıştır. Ve bu şekilde diğer dünya devletlerine örnek olmuştur. İşte böyle büyük bir zafer ulusumuza Atatürk tarafından milletimizin ve aziz vatanımızın geleceği olan çocuklara armağan edilmiştir. Böyle büyük bir zafer niçin çocuklara armağan edilmiştir? Çünkü bugünün gençleri yetişkinleri dünün çocuklarıydı. Yarının gençleri yetişkinleri de bugünün çocuklarıdır. Niçin? Çünkü her insan çocuk olarak dünyaya gelmiştir ve dünyayı o gözlerle tanımıştır. Bir zamanlar herkes çocuktu. Orta Asya'da ecdadımızı bir araya toplayıp oradan büyük bir imparatorluk meydana getiren Asya'nın imparatoru Metan da bir zamanlar çocuktu. Manazgirt'te Bizans'ı bozguna uğratarak Türk tarihinin akışını değiştiren Ulu Hakan Alparslan da bir zamanlar çocuktu. Osmanlı Devleti'nin kurucusu büyük devlet adamı Osman Gazi de bir zamanlar çocuktu. Çağ açıp çağ kapayan, hiçbir milletin başarılı olup ele geçiremediği Konstantin'i İstanbul yapan, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in övgüsüne mazhar olan genç padişah Fatih Sultan Mehmet de bir zamanlar çocuktu. Yunus Emre'ler, Mevlana'lar, Hacı Bektaş'lar da bir zamanlar çocuktu. Vatanın önderi büyük devlet adamı Atatürk de bir zamanlar çocuktu. Ve alemlerin sultanı iki cihan serveri Peygamberimiz Hazreti Muhammed de bir zamanlar çocuktu. Değerli misafirler, dünün çocukları yine dünde yetişkin olup büyük işler başardı. Biz de bu büyük başarıları çoğaltıp bu vatanı vatanlar için de en büyük vatan, bu milleti milletler için de en büyük millet yapmayı en büyük görev olarak bilmeliyiz. Bunu da başaracak olanlar bugünün çocuklarıdır. Çocuklarımızı tarihini bilen, ufkunu gören ve adımlarını buna göre atan bireyler olarak yetiştirmek en büyük görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Gün bizim, gelecek bizim, bu vatan hepimizin. Daha güzel bir dünyada sevgi, dostluk, barış çiçeklerini doyasıya koklayacağımız büyük Türkiye'de yaşayabilmek ümidiyle bayramımız kutlu olsun. Bizi bilmeyenler tarihe sorsun. İş zincir durur mu Türk'ün bileğinde? Ölen şehitlerin doğan çocuğun özgürlük yazılı göz bebeğinde. Şimdi ana sınıf öğrencilerimizin hazırlamış oldukları Ben Kalender Meşrebim adlı müzik eşliğinde yapacakları dans gösterisini izleyeceğiz. Thank you.
23 Nisan adlı şiirini okuması için buraya davet ediyorum. Gelince Nisan sevinir insan. En büyük bayram 23 Nisan. Çiçekler açar, levrekler açar. Bütün çocuklar bayraklar geçer. 23 Nisan tarihleri şen, tüm çocukları günah konuşan. Bu topraklar, bu bayraklar adını bize etti armağan. Gelince Nisan sevinir insan. En büyük bayram Nisan. Türk milletinin istikbali, bugünkü çocuklarının isabetli görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmiyle büyük ve parlak olacaktır. Şimdi de bir A ve bir B sınıfı öğrencilerimizin hazırlamış oldukları müzikli dans gösterilerini izleyeceğiz. Aydın abi,